Değerli katılımcılar, değerli gönüldaşlarımız, canlı yayın üzerinden bizleri takip eden, izleyen kıymetli vatanseverler, haftalık Halk Meclisi grup toplantımıza, Cihan Partisi grup toplantısına hoş geldiniz. Bu haftaki gündemimiz tek bir maddeden oluşmaktadır. Sürekli sorulan bir soru var malumunuz üzere. 15 Temmuz gecesi neredeydiniz? Kimse nerede olduğunu bilmiyor da böyle bir klasik soru haline gelmiş durumda. 15 Temmuz'da neredeydiniz? Artık bu soruya tam bir cevap vermenin zamanı geldi. Çünkü bu soru siyasallaştırıldı. Çünkü bu soru çığırından çıktı. Böyle sıkışan bir kişi 15 Temmuz'da neredeydiniz diye bir soru soruyor. Onun için tek 15 Temmuz'da yaşadığı için onun için çok değerli. Önce sizlere bir hikaye anlatıp ardından nerede bulunduğuna dair duruma geçeceğiz. Bizzat yaşadığım bir hususu anlatacağım sizlere. Yanlış hatırlamıyorsam 2013'ün sonları, 2013'ün ortaları bir ekip arkadaşımız var bizim. Kendisi aynı zamanda hem Fethullah Gülen'i seviyor o zaman, hem Tayyip Erdoğan'ı seviyor ve sürekli övüyor. Yani öyle bir övüyor ki bu şahıs sanki peygamber övüyor, sanki dini dünyaya indiren onlarmış gibi övüyor. Nitekim bu övgülerin neticesinde biz sürekli şunu diyoruz. Öncelikle Fethullah Gülen'i övüyordu. Kardeş bak yapma, böyle olmaz, yanlış yapıyorsun, günaha giriyorsun diyorduk ama dinlemiyordu. O devam ediyordu. Bir gün geldi, yani öyle bir övüyor ki anlatamayayım sizlere. Bir gün geldi, Fethullah Gülen'e küfrediyor. Ne zaman bu tarih? 17-25 Aralık sürecinden sonra. 2014'ün başlarında biliyorsunuz 30 Mart 2014'te de seçim oldu. Ocak ayında başladı Fethullah Gülen'e küfretmeye. Bakın biz Fethullah Gülen'i ne dibine kadar övdük, ne peygamberleştirdik, ne de sövdük. Allah haşriye gidenleri sevmez. Velhasıl kelam ocağın ilk haftalarından başlamak üzere başladı Fethullah Gülen. Ondan önce şunu diyordu. Siz bilmiyorsunuz 42 yıldır şöyle mücadele ediyor, böyle mücadele ediyor. Şu aşamalardan geçti. Ne muhterem adam, ne mübarek adam. Hizmetlerini anlatıyor vesaire vesaire. Dediğim gibi peygamberleştiriyor. Ocak ayının ilk haftasından itibaren başladı Fethullah Gülen'e küfretmeye. Ve hiç unutmuyorum. Bir gün arabada gidiyoruz. Dedik ki kardeş dedik sen daha bir ay önce ne kadar bu adam neredeyse peygamber ilan ediyordun. Şimdi ne oldu da bu durum böyle oldu dedik. O dedi Tayyip Erdoğan'la ona kötü dedi. Aynen bu arkadaşlar bakın cümlesini bu şekilde kuruyor. O Tayyip Erdoğan kötü dedi ona dedi. Peki dedik biz yıllardır biz anlatıyoruz yanlıştır şudur budur bu kadar olmaz falan olmaz filan olmaz diye. Sen bizi niye dinlemedin? Yine ağzından. Çünkü dedi Tayyip Erdoğan böyle dedi. Peki dedik ya Tayyip Erdoğan yanlış yapıyorsa? Hayır dedi Tayyip Erdoğan yanlış yapmaz. Bu sefer başladı Tayyip Erdoğan'ı peygamberleştirmeye. Bakın hikayemiz bitmiyor burada da durun. Tayyip Erdoğan hata yapmaz. Hatasız, kardeş hatasız insan olmaz yapma. Şirk koşuyorsun bak günaha giriyorsun. Yok dedi hata yapmaz falan filan. Ya dedi ki bu kadar mı bu kadar dedi eminim. Tayyip Erdoğan desin ki bana babanı öldür. Önce babamı öldürürüm sonra derim ki niye bana babanı öldürttün? Bu cümleler ağzından döküldü. O sırada Mart seçimlerine doğru geliyoruz. Bu arkadaş Selefilere takılmaya başladı. 30 Mart'a 2 hafta kala ben oy vermeyeceğim demeye başladı. Yine şaşırdık. Yine şaşırdık. Ben oy vermeyeceğim. Günahtır, şudur budur diye başladı söylenmeye. 30 Mart geçti bir hafta sonra. Nisan'ın ilk haftasının sonunda
Bu sefer Tayyip Erdoğan'a küfretmeye başladı. Bir ay önce, iki ay önce neredeyse peygamber yapıyordu. Kardeş ne oldu? İsim vermiyorum şu an. Kardeş ne oldu? Niye böyle oldu sen? Daha önce peygamberleştiriyordun. Yok dedi Tayyip Erdoğan beni kandırdı da şöyle yaptı da böyle yaptı da. Ama öyle bir anlatıyor ki sanki dersiniz başbakan, o zaman başbakan. Başbakan Tayyip Erdoğan işi gücü bıraktı geldi bizim kardeşimizden oturdu. Orada birebir de bir kandırması oldu yani. Bu sefer Tayyip Erdoğan'a küfretmeye başladı. Niye bu hikayeyi anlattım? Çünkü aşırıya gitmediğimizi öncelikle belirtmek için. Ne birini peygamber yaptık ne de birine affedersiniz ana avrat küfrettik. Bize yakışan şekilde davrandık her zaman. Şimdi gelelim 15 Temmuz'da neredeydik? Sizin FETÖ dediğiniz ortağınız 15 Temmuz sabahı doğmadı. O gün var olmadı. 15 Temmuz'un çok daha öncesi var. Bu nedenle sorduğunuz bu soruya her zaman böyle sıkıştı mı hemen bu soruyu soruyorlar. Bu soruya doğru cevap verebilmek için önce 15 Temmuz öncesiyle ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. Biz 15 Temmuz'dan önce, biz 1020 yılından itibaren Anadolu'ya gelen Türkmenlerle birlikte göç ediyorduk. Anadolu'yu fetheden Bacıyanı Rum ile Anadolu'ya yerleşiyorduk. Ahi Evran ile ahlaklı ticaret yapıyorduk. Malazgirt'te Alparslan ile savaştaydık. Kılıç Arslan ile Haçlıları kovalayan orduda at sürüyorduk. Çaka Bey ile Ege Denizi'ni açılıyorduk. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ferman yayınlıyorduk. Fatih ile karadan gemileri yürütüyorduk. Vatansever Genç Osman ile padişah olduk, idam edildik. Abdülhamit ile Filistin'i koruyorduk. Koca Seyit ile Çanakkale'deydik. Mustafa Kemal ile Samsun'a çıktık. Kazım Karabekir ile Erzurum Kongresi'ni düzenledik. İsmet İnönü ile İnönü Meydan Muharebesi'ndeydik. Büyük taarruzda Afyon'da 9 Eylül'de İzmir'deydik. Ecevit ile Kıbrıs'ta, Engin Anan'la birlikte Öcalan'ı getiren uçaktaydık. Biz 2002'den beri baskı altında olan taraftık. Biz sınavlara hazırlanıyorduk. Gözlerimiz ağrıyor, dirseklerimiz çürüyor ama sınav kazanamıyorduk. 2010'daki referandumda hayır diyen taraftaydık. Peki siz neredeydiniz? 15 Temmuz'da bize 15 Temmuz'da neredeydiniz diyenlere biz 15 Temmuz öncesinde siz neredeydiniz diye soruyoruz şimdi. Cevabını biz verelim. Sizin için tarih 3 Kasım 2002'de başlıyor. Önceki tarihleri kabul etmiyorsunuz maalesef. Siz neredeydiniz 15 Temmuz öncesinde? Söylüyorum. Abiler ve ablalar ile sohbetteydiniz evlerde. Gayet mutluydunuz. Siz dini sohbet ediyordunuz. Biz ise pastanede konuşarak günah işliyorduk size göre. Evlere gitmek dini vecibeydi, ibadet gibiydi. Bizi günahkar ilan ediyordunuz. Siz Zaman Gazetesi bürolarındaydınız. Zaman Gazetesi'ne abone oluyordunuz. Zaman Gazetelerinden apartmanlara giremiyorduk, iyi hatırlayın. Sırf tayin çıkarmak için abone oluyordunuz. İşim yürüsün diye abone oluyordunuz. Posta kutusundan eve çıkarmaya gerek duymuyordunuz. Biz ise okumak için Hürriyet Gazetesi aldığımızda, siz tayin çıkarmak için Zaman Gazetesi alıyordunuz. Biz okumak için Hürriyet Gazetesi aldığımızda bize Yahudi uşağı diyordunuz. Siz 2010'daki referandumda evet dediniz. Biz hayır dedik diye bizi vatan haini ilan ettiniz. Referandum %58 ile geçti. Nasıl koyduk dediniz. Unutmayın nasıl koyduk dediniz.
Siz balkon konuşmasındaydınız. Biz televizyondan sizi izliyorduk. Siz şimdi FETÖ'cü dediğiniz, kendiniz diyorsunuz bunu, FETÖ'cü dediğiniz, terörist dediğiniz, hakim ve savcılar ile Silivri'de iddia makamında koltukta oturuyordunuz. Ergenekon ve Balyoz ve diğer uydurma davalarda biz ise gidebilen Silivri'de, gidemeyen televizyondan sizin kul hakkına nasıl girdiğinizi, ordumuza nasıl tecavüz ettiğinizi izliyorduk. Siz Türkçe olimpiyatlarındaydınız, biz yine televizyondan izlemekteydik. Siz muhterem hocanızı halife ilan ediyordunuz her gün, biz televizyondan sizi izliyorduk her gün. Siz darphanedeydiniz, Atatürk'ün resmini kaldırıp Türkçe olimpiyatlarını bastınız Tuğra tarafına. Biz Anıtkabir'e gidip dua okuyorduk rahmetli Atatürk'ün ruhuna. Siz camilerinizi bile bizden ayırdınız. Kibirliydiniz. Siz başka camilerdeydiniz. Biz ise halktık. Mescitte bile kılabilirdik namazımızı. Siz Samanyolu'nda, Kanal Türk'te, Bugün TV'de birbirinizi yıkamak ve yağlamaktaydınız. Biz yine sizi izliyorduk televizyonlardan. Biz devletten 100 metrekare yeri paramızla alamazken siz ihale bile yapılmadan arsalar alıp üzerine binalar kuruyordunuz. Biz en fazla 3 kat hakkı verilen yan binalardan sizin 12 katlı binalarınızı izliyorduk. Biz belediyelere ruhsat başvurusu yapıp günlerce uğraşırken sizin hiçbir şeyi kontrol etmeden ve denetlemeden birbirinize bir günde verdiğiniz ruhsatları izliyorduk hayretle. Siz akil adamlar tarafındaydınız, biz diğer taraftaydık. Ülkeyi size verilen parayla gezmeye başladınız, biz evimizde televizyondan sizi izledik. Siz bize hayvanlar bile açılım sürecini anladı, siz anlamadınız diyerek hakaret ettiniz, biz sizi yine televizyonlardan izledik. Siz Pensilvanya'ya gidip geliyordunuz, biz televizyonlardan sizi izliyorduk. Siz ikisi de milletvekili olan iki kişiden Muharrem İnce'ye ücretsiz gönüllü öğretmenlik yapma hakkı vermezken Hakan Şükür'e TRT'den yüklü paraya sunuculuk yapma hakkı veriyordunuz. Biz de televizyonlardan izliyorduk yine. Sizin bedeniniz meclisteydi, diliniz hoca efendinizdi. Siz konuşuyordunuz muhterem hocam diye. Biz de meclis televizyonundan sizi izliyorduk yine. Ne oldu sonra? Ters düştünüz. Bölüşemediniz. Siz dershaneler üzerinden kavgaya başladınız. Biz sizi izledik televizyonlarda. Siz 17-25 Aralık sürecinde birbirinizin iç çamaşırlarınızı ortaya döktünüz. Biz yine televizyonlardan sizin ses kayıtlarınızı yaptığınız usulsüzlükleri izledik. Vuruştunuz. Kırıştınız ve yenişemediniz. Nihayet 15 Temmuz'a geldik. Biz sizi yıllarca o kadar uyarırken bizi hiç ama hiç üflemediniz. Bizi hiç tınlamadınız. Bizi hiç umursamadınız. Bizi sürekli küçümsediniz. Kimin emriyle dışarı çıktığı belli olmayan uçakları, helikopterleri görünce birdenbire bizi hatırladınız. Biz yıllarca uyarırken sizleri bize kulaklarınızı kapattınız. Kılınızı kıpırdatmadınız. Ama oy verdiğiniz kişi aynı şeyi söyleyince birdenbire vatansever kesildiniz. Biliyoruz ki o gün vatan elden gidiyor diye dışarı çıkmadınız. Recep Tayyip Erdoğan çağrı yaptı diye dışarı çıktınız. Yıllardır sizi izliyorduk ya, biz yine sizi televizyondan izliyorduk. Emin olun ki bu işi planlayan karanlık güçler her kimse henüz çözülmedi. Meclis komisyonda da çözülmedi. Hulusi Akar bile ifade vermeye gelmedi. Cümleyi tekrarlıyorum. Emin olun ki bu işi planlayan karanlık güçler her kimse ülkenin muhalif kesiminin fırsat bu fırsat deyip dışarı çıkacağını ve İktidarı yıkmak isteyeceğini düşündü. Solcuların, komünistlerin, sağcıların, ülkücülerin meydanlara çıkmalarını beklediler.
Türkiye çat diye iç çatışmaya çekilecekti. Ama bekledikleri gibi olmadı. Çünkü yıllardır sizi televizyondan izleyenler bu ülkeyi gerçekten sevenlerdi. Ve tecrübeliydiler. Sokaklara çıkmadılar. Yine televizyondan izlediler. Türk milletinin ortak bir özelliği vardır. Bizim milletimiz karı koca arasındaki kavgaya karışmaz. Ortaklar arasındaki tartışmaya, anlaşmazlığa karışmaz. 13 yıl boyunca sizi uyardık, dinlemediniz. 15 Temmuz gecesi ortaklar, yani karı koca birbiriyle kavga ederken, yani siz birbirinizle tam anlamıyla kavga ederken bize neredesiniz sorusunu sormak nihayet aklınıza geldi. Nerede olduğumuzu açıklıyorum. Bu kavgayı hanginiz başlattı? Halen anlayamadık. Yıllardır yaptığımız gibi sizi televizyondan izliyorduk. Yaptığınız saçma sapan kavgayı izliyorduk. O kadar saçma bir kavgaydı ki gerçekten kavga ettiğinize de inanamadık. 15 Temmuz gecesi milletimizin ortak özelliği olan karı koca arasına girilmemesi geleneğine uyduk. Ve sizin kavganızı televizyondan izledik. Aranıza girmedik. Ha şuna emin olun ki varsayalım başarılı olacaktı garip darbe girişimi. Televizyondan izleyen bizler, gerçek vatanseverler, onların ümüğünü ertesi gün basardık. Buna emin olun. Çünkü biz 1020'den beri Anadolu'yu kimseye vermedik. Olan iyi niyetli, temiz yürekli vatandaşları oldu. Kimi canını kaybetti, kimi sakat kaldı, olan çocukları oldu. Birçok çocuk hiç yere babasız, anasız kaldı. Yıllardır yaptığımız uyarılara uysaydınız, 250'ye yakın vatandaş o gün ölmeyecekti, bugün yaşıyor olacaktı. Açılım süreci nedeniyle terör azma yaptı. Yüzlerce erbaş, subay bugün yaşıyor olacaktı. Yüzlerce ana kocasız, binlerce çocuk babasız kalmayacaktı. 2010'da referandum yapılırken hayır dediğimizde bize vatan haini dediniz. Din düşmanı dediniz. Bize asla dinemediniz. Bizi küçümsediniz. Oysa daha geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım dedi ki 2010'daki referandum sayesinde FETÖ yargıyı ele geçirdi. Bu itirafın üzerine, doğrudan başbakandan gelen bu itirafın üzerine daha ne konuşulur ki, ne diyelim ki biz? Şimdi önümüzde bir referandum daha var. Biz yine yanlış yoldasınız diyoruz sizlere. Bu sefer bizi dinleyin, bu sefer siz bizi izleyin. Lütfen siz bizi izleyin. Bu sefer bizi dinleyin ki olası başka 15 Temmuz'larda siz neredeydiniz diye yine bize sormayın. Hayatınızda bir kez olsun bizi dinleyin. Testiyi kırmaya doğru gidiyorsunuz. Testi kırılmadan sizi uyarıyoruz. Bizi dinleyin. Biz şu an hayırdayız. Sizi de bekliyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.